Yani öncü bir fotoğrafçı, Medine müdafiği, yani Medine'yi savunan önemli bir as. Günümüz Bulgaristan sınırları içerisindeki Tuna vilayetinde Rusçuk dediğimiz bölgede. Kurtuluş Savaşı dönemlerinde de birçok yerde görev yapmış. Aynı zamanda Sesli. Bulgaristan tarafında doğmuş, Bulgaristan'da doğmuş bir Rusçuklu asker. Başka? Orijinal tamamen. Siyah beyaz gördüğünüz haç Almanlar tarafından haç edilmiş. Bakın zarfı Afganistan tarihinde. Burada. Dediğim gibi bazı geniş yetkileriniz var. Girip dolaşabilirsiniz, çarşıya çıkabilirsiniz ama esir olduğunuz diye bir odam yok. Tuna vilayetinde de doğmuştur. İyi. Ayağıyla bir parmağı ileriye makineye 1 metre öte koyuyor ve iple bağlayıp baş parmağıyla çekiyor. Ve aldığı fotoğrafa gördüğü bir mantadan bir görüntü var. Bu şu demek oluyor. Fotoğrafı yine kendisi çekiyor. Şimdi gel bakalım. Nereye gidiyor? Orada büyükelçilik yapıyor kendisine. Ve büyükelçilikte de ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti ile arasında. O zaman çıkan dergideki, buradaki daha Türk Dil Kanunu değişmedi ve hala gördüğünüz gibi Fahrettin Paşa. Yani çok sevdim zaten. Benim bu tür şeylere bir ilgim var genel olarak. Bu tür şeylere ilgiliyim. Hoşuma da gidiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Medine'yi ele geçirmeye çalışan İngilizlere karşı Medine'yi savunmuştur zor şartlar altında. Mesela çekirge yiyerek. Bugün Fahrettin Paşa ve sergisine geldik. Fahrettin Paşa'nın bir fotoğrafçı olduğunu öğrendim ve cidden çok önemli biri. Hatta sadece Türkiye'de, yani Osmanlı'dan madalya almamış, başka şehir, başka ülkelerden de o kadar çok takdir edilmiş ki oralardan da madalyalar almış. Ailesini gördüm, ailesini öğrendim ve kendisinin yani çok fazla yer gezdiğini gördüm. Buna benzer bir sergiye daha önce katılmamıştım. Yani hem tarihi olarak da çok verimli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Fahrettin Paşa'yı daha önceden tanıyordum. Şöyle Medine müdafaası özellikle hani zaten tüm dünyada çok iyi biliniyor. Benim aslında Fahrettin Paşa'da en yani ilgimi çeken özellik Mondros Mütarekesi'ni tanımaması. Onun haricinde ben hilafetin sadece emirlerine uyarım, sadece halifenin emrine uyarım deyip gelmemesi. Ardından halifenin de yazdıktan sonra İngiliz süngüleri altında yazılmış bir emre ben itaat etmem deyip yine gelmemesi benim çok ilgimi çekmişti. Ve Fahrettin Paşa da gerçekten çok büyük bir şahsiyet Türk tarihi açısından, öyle düşünüyorum. Medine Mütarekesi'ndeyken
İngilizlerin dur emrine karşı çıktığı için ve ben burayı savunacağım dediği için kesinlikle çok dikkatimi çekti. Zaten eskiden de tanıdığım için çok seviyordum kendisini. Buraya gelmeden önce esir tutuldu zannediyordum. Ama esir tutulmamış, sürgüne gönderilmiş. Uğur Başkanımıza ve belediyemize böyle bir sergi yaptığı için çok teşekkür ederim. Bilgi annemizin bugünkü faaliyetinde Fahrettin Paşa sergisini gezmeye geldik. Çok memnunum burada gördüklerinden ve öğrendiklerinden. Fahrettin Paşa'yı önceden adını duymuştum ama yaptıkları işleri bilmiyordum. Medine'nin akıbeti için yaptıkları fedakarlıkları her insan yapamaz, gerçekten çok büyük bir şey. Aynı zamanda çok iyi bir fotoğrafçıymış. Çektikleri eserler de çok güzel gerçekten. Fahrettin Paşa'yı tanıdığım için çok mutluyum. O yüzden ülkende böyle bir insanın bulunmasına da ayrıca gurur duyuyorum. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Sundukları imkanlardan çok memnunuz. Devamını dileriz yani. Burada öğrendiğiniz bilgiler yani çok akıcı ve uygundu. Aklımıza kalıcıydı. Güzelle teşekkür ederim. Önceden tanımıyordum. Buraya geldiğimde yeni bilgiler öğrendim. Nasıl fotoğraflar çektiğini öğrendim. Çok değişik açıdan fotoğraflar çekiyordu. Sonra annesini, babasını, ailesini tanıdım. Çok bir iyi insan olduğunu öğrendim. Bize bu etkinliği düzenleyen Uğur İbrahim Altay Başkanımıza çok teşekkür ederiz.